Benim anladığım iki türlü din arası diyalog var. Bir, biz ehli kitabı çok severiz. Kardeşimizdir. Bağrıma basar, korur ve kollarız. Ama mesela bir Musevi çıkar da ben ahirete inanmıyorum, ahirete inancım yok ama diğer yönlerden tamam derse biz buna katılmayız. Ama Hazreti İbrahim'i seviyor diyorsa alnını öperiz. Evet. Mesela bir Hristiyan da öyle. Bize ahiretten, cennetten, cehennemden bahsederse kardeşimizdir, alnını öperiz. Ama çıkar Allah üçtür derse o zaman kabul etmeyiz. Yani o inanca uymayız. Yani bu anlamda diyalog çok güzel ama ben duydum fakat görmedim. Fakat şöyle bir iddia var, evet. Bilmiyorum bunun aslı var mı? Museviler de hak dindir, Hristiyanlık da hak dindir şu anki haliyle. İslamiyet de hak dindir, isteyen istediğini seçer. Dolayısıyla bu üç din diyalog halinde olsun, birleşelim mi? Böyle bir şey yok. Allah katında din İslam'dır. Yani açıkça bozulmuş, görülüyor. Yani ben İncil'i her gün okurum, Tevrat'ı da her gün okurum, Kur'an'ı da her gün okurum. Yani çok aleni bozulmuş. 5 yaşında çocuk bile anlar. Bir kere 4 ayrı kitap var. Bir de Allah üçtür. Yani ne demek bu? Yani Hazreti İsa Allah'a dua ediyor. Yemek yiyor, uyuyor ve doğal ihtiyaçları var. Bir de Allah olduğunu iddia ediyorlar. Yani yapmasına bu çok büyük bir zulüm. Yani dindar insanları da dinden soğutacak bir şey bu. Yani dindar Hristiyan çocukları da, gençleri de düşünmeleri lazım. Yani böyle bir çılgınlığı yaparken. Bu bir çılgınlıktır. Ve Allah diyor, gökler neredeyse parçalanacak diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yani bu iddialar yüzünden diyor. Bunlar düzelecektir. Hazreti İsa'nın gelişini bekliyoruz inşallah. Hazreti İsa nüzul ettiğinde bu olay kökünden bitmiş olacak. Hazreti Mehdi'nin zuhurunda İslamiyet'e bir hayli yaklaşacak Hristiyanlar. Museviler bizim kardeşimizdir, dindar Museviler. Onlar bizim canımız yerimizdir. Hristiyan, dindarlar bizim canımız yerimiz, kardeşlerimizdir. Biz bunlara kız alabiliriz, evleniriz, yemeklerini yeriz, ticaret yaparız, misafirliğe gideriz, onlar bize misafire gelir, konuşuruz, sohbet ederiz. Biz bildiğimiz kadarıyla onları İslam'a davet etmeye gayret ederiz. Ama güzellikle ve sevgiyle, Kur'an'ın ifadesiyle, onları rencide etmeden. Onlar da kendi düşünceleri varsa anlatabilirler. Ama biz de kendi düşüncemizi anlatırız. Benim biyolog dediğim budur. Ben şöyle anlarım. Mesela benim bir Hristiyan komşum vardır. Yemeğe çağırırım. Buraya halini hatırını sorarım. Nasılsın canım kardeşim derim. İyi misiniz? Bir rahatsızlığınız var mı? Size nasıl yardımcı olabiliriz? Huzur içinde yaşıyor musunuz? Yiyeceğiniz, içeceğiniz var mı derim. Bir eksiğiniz varsa söyleyin. Giderelim derim. Hristiyan, Ermeni, Protestan, Ortodoks, Yahudi... Hepsi fark etmez. Hepsi bizim kardeşimizdir. Hepsi ehli kitaptır. Bunlarla sohbet etmek, konuşmak anlamında anlıyorum. Yani diyalog denilen şey budur. Peygamber Efendimiz zamanında da bu şekildeydi. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz cariyelerinden birisi Hristiyan'dı. Hristiyan bir cariye almıştı. Ve komşuları vardı Hristiyan, Musevi. Onlarla beraber yemek yiyordu Peygamber Efendimiz. Onlarla sohbet ediyordu, konuşuyordu. Arkadaşlığı vardı. Bu anlamdadır. Buna ben diyalog diyorum. Ama bunun dışında böyle orijinal bir mantık varsa benim bilmediğim, o ayrı. Ona katılmam.